Herkese merhabalar. Hepiniz kanalıma tekrar hoş geldiniz. Bugün de sizlerle böyle gördüğünüz çok renkli örgü modeli nasıl yapılır onu paylaşmak istiyorum. Evinizde kalan parça iplerinizi değerlendirmek için bu şekilde her sırasını farklı renk yaparak çok güzel örgüler yapabilirsiniz. Örgümüzün arka tarafının görüntüsü de bu şekilde. Ön yüzüne tekrar bakalım. Gerçekten çok güzel, çok şık duran bir model. Özellikle de dediğim gibi parça ipleri değerlendirmek için çok iyi bir fikir. Şimdi dilerseniz vakit kaybetmeden modelimizin yapımına başlayalım. Şimdi öncelikle ilmeklerimizi atarak modelimize başlıyoruz. 8 ilmek ve katları olarak ilmek sayılarımızı ayarlayabiliriz. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bakın 8 ilmeğimi attım. Yine 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. İkinci 8 ilmeğimi de attım. Bu şekilde 8, 8 olarak ilmeklerimizi atıyoruz. En son bütün ilmekleri attıktan sonra kenara 7 ilmek daha ilave ediyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve de 7. 8 ilmek olarak ilmeklerimizi attık. En sonda 7 ilmek ilave ettik. Şimdi bu attığım ilmekleri beyaz ipimle örmeye başlıyorum. Siz herhangi bir lastik modelini uyguladıktan sonra örgünün ön yüzünde renk değişimleri örgünün ön yüzünde yapılıyor. Şimdi bakın ön yüzden başladım. Ön yüzde bir sıra bütün ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Sıramın sonuna kadar ilmeklerimin tamamını düz olarak örmeye devam edeceğim. Kalan parça iplerinizin aşağı yukarı aynı kalınlıkta olduğundan emin olun. Biri çok kalın, biri çok ince olursa modelimiz düzgün olmaz. Birbirine yakın kalınlıkta iplerle yaparsanız güzel bir model olacaktır. Son ilmeğimi de ördüm. İlk sıramızı bu şekilde düz örgü olarak tamamladık. Çevirdim. Arka tarafa geçtiğimde de kenar ilmeğimi aldıktan sonra ilmeklerimin tamamını ters olarak örüyorum. Aynen şimdi yaptığım gibi bir sıra daha ön yüzde düz, arka yüzde bir sıra daha ters olarak örüp dönüyorum hemen. Şimdiye kadar yaptığımız olanlara bir bakalım. 2 sıra ön yüzde düz olarak gittim. 2 sıra da arka yüzde ters olarak ördük. Toplam 4 sıra. Şimdi modelimizi kurmaya başlıyoruz. Ön taraftan, örgümüzün ön tarafından ikinci renk ipimi bağladım. Daha önce de söylediğim gibi renk değişimleri örgümüzün ön tarafında yapılıyor. Renk değişimi olduğu için ilk ilmeği de örüyorum. Bu kenar ilmeğimiz. Hemen yanına 4 tane düz ilmek. 1, 2, 3, 4. Kenar ilmeği ile birlikte kenarda 5 tane ilmeğim oldu. Sıradaki ilmeği ipim arka tarafta iken örmeden aldım. Bir kez bir düz ilmek ördüm ve yine bir ilmek örmeden aldım. Bir ilmek düz ördüm. Bir ilmek örmeden aldım. Toplam 3 tane örmeden aldığımız ilmeğimiz oldu. Şimdi 3 tane düz ilmek örelim. 1, 2 ve 3. Tekrar burada yaptığımız işlemin aynısını yapıyoruz. Bir örmeden aldım, bir düz ördüm. Bir örmeden aldım, bir düz ördüm. Bir örmeden aldım ve düz ördüm. Bu örmeden aldıklarımız yani alttan devam eden ilmekler toplam 3 tane. Kalan ilmeklerimi düz olarak örüp sıramı tamamlıyorum. Modelimizin ilk sırası bu şekilde oluştu. Çevirdim. Örgümün arka tarafına geçtiğimde de kenar ilmeğimi örmeden alarak sıraya başlıyorum ve ördüğüm ilmekleri ters olarak örüyorum. Bakın kahverengi ilmeklerimi ters olarak ördüm. Atladığım beyaz ilmeğimi tekrar örmeden atladım. Kahverengileri örüyorum. Beyazları yine örmeden atlıyorum. Örgümüzün arka tarafında da bu sıramızı bu şekilde tamamlıyoruz. Kahverengileri örüp atladığımız ilmekleri yine atlıyoruz. Son kenar ilmeğimi de düz örerek sıramı tamamladım. Şimdi örgümüzü çevirelim. Modelimizin ön yüzüne geçtik tekrar. Kenar ilmeğimi örmeden alarak sıraya başladım. Bakın, öncelikle ördüğüm kahverengi ilmekleri yine düz olarak örüyorum. Ve bir önceki sırada atladığım beyaz ilmeğimi de bu sırada ördüm. Hemen yanındaki kahverengiyi de ördüm. Toplam 3 tane ilmek atlamıştık. İlkini ördük. İkincisini yine örmeden alıyoruz. Üçüncüyü örüyoruz. Sadece ortadaki ilmeği örmeden atlıyoruz. Devam edelim. Bakın, 3 tane atladığım ilmeğe geldiğimde ilkini örüp ortadakini atlıyoruz. Ortadaki ilmeğe geldiğimde örmeden aldım. Diğer beyaz ilmeği örüyorum. Hemen bakalım. Bakın, bu şekilde. Sadece ortadaki beyaz ilmekleri atladık bu sırada. Diğer bütün ilmekleri düz olarak ördük. Örgümün arkasında da önde yaptığım işlemin tam aksi işlemi yapıyoruz. Ördüğümüz kahverengi ilmekleri ters olarak örüyoruz. Sadece atladığımız burada bir tane ilmeğimiz var. Onu yine örmeden atlıyoruz. Yapılışı gerçekten çok kolay bir model ama çok da şirin, güzel duruyor. Örmesi de çok keyifli, çok çabuk da ilerliyor. Bakın, bu aşamaya kadar geldik. Şimdi bu sırada ilmeklerimizin tamamını düz olarak örüyoruz. Hiç atlama yapmadan bütün ilmekleri düz olarak örüp sıramı tamamlıyorum. Bu şekilde artık atladığım ilmeğim hiç kalmadı. Bir sıra boyunca bütün ilmeklerimi düz olarak ördüm. Şimdi arka tarafa geçtiğimde de bütün ilmekleri ters olarak örüp sıramı tamamlıyorum. Şimdi bakın, ilk modelimizi bu şekilde tamamlamış olduk. Ben arada geçiş rengi olarak beyaz kullandım. Diğerinde de krem rengi kullanmıştım. Siz dilediğiniz herhangi bir rengi uygulayabilirsiniz. Ya da geçiş rengi yapmayıp her sırayı farklı farklı da yapabilirsiniz. Şimdi tekrar beyaz renge geçiyorum. Örgümüzün ön yüzündeyiz ve rengimizi değiştiriyoruz. Renk değişimi olduğu için ilk ilmeğimi de örerek sıraya başladım. Kenar ilmeğimden sonraki ilmeği örmeden aldım. Bir sonraki ilmeği düz ördüm. Bir atlıyorum, bir düz örüyorum. Yine bir ilmek atladım. Bakın, toplam 3 tane atladığım ilmeğim oldu. Modelimiz kayarak ilerlediği için şimdi örneğimizi buraya düz kısma yaptık. Şuraya 3 tane düz ilmek yapacağız. 3 ilmeğin ortasındaki ikinci ilmek tam bu uzun ilmeğin olduğu yere geliyor. 1, 2, 3. Bakın, bu şekilde. Yine bir atlıyorum, bir düz örüyorum. Bir atlıyorum, bir düz örüyorum, bir atlıyorum. Yine 3 tane ilmek atlamış oldum. 3 tane düz ilmek. İkinci ilmeğim yine bakın alttaki uzun ilmeğin olduğu yere geldi. 3 tane düz ördükten sonra bir atladım, bir düz ördüm. Bir atladım, bir düz ördüm. Bir ilmek atladım. Kenar ilmeğimi de örerek sıramı tamamladım. Bakın yeni modelimizi de bu şekilde yerleştirmiş olduk. Arka tarafa geçtiğimizde daha önceki sıralarda yaptığımız gibi atladığımız ilmekleri yine atlıyoruz. Ördüğümüz ilmekleri örüyoruz. Buraları daha önce yaptığımız için biraz hızlıca örmeye devam ediyorum. Kenar ilmeğimi düz ördüm ve sıramı tamamladım. Örgümün ön yüzüne geçtiğimde bakın görüntümüz bu şekilde. Kenar ilmeğimi alarak sıraya başlıyorum. Nasıl yapmıştık? İlk atladığımız ilmeği örüyoruz. Yanındaki beyaz ilmeği de ördüm. Atladığımız 3 tane ilmeğin ortasındaki ilmeği bir tur daha atlatıyoruz. Ve diğer taraftaki ilmeği ördüm. Sadece bu sırada bu 3 tane atladığımız ilmeğin ortasındaki ilmekleri atlıyoruz. Bakın ortadaki ilmeği örmeden aldım. Bu ilk ilmeğimi örüyorum. İkinci ilmeğe geldiğimde atladım. Arka tarafa geçtiğimde yine ilmeklerimi ters olarak örmeye devam edeceğim. Sadece aradaki kahverengileri örmeden atlayarak bütün ilmekleri ters örelim. Örgümüzün arka tarafını bu şekilde tamamladım. Sadece kahverengileri atlayarak tekrar ön yüze geçtiğimizde şimdi bütün ilmeklerimizi düz olarak örüyoruz. Artık ilmek atlama yok. Bakın atladığım ilmeği de düz olarak ördüm. Bu şekilde bütün ilmekleri düz örelim. Arka tarafa geçtiğimizde de bütün ilmeklerimizi ters örüp sıramızın başına gelelim. Beyaz modelimizi de tamamladık. Şimdi tekrar 3. renk ipimi örgüye dahil ettim. Kahverengiyi burada kestim. Sadece beyaz ipimi yürütüyorum. Renk açıklıkları çok fazla olduğu için aradaki renkleri keserek ilerledim ben. İlk ilmeğimi kenar olduğu için yine örerek sıraya başlıyorum. Burada ilk kahvede yaptığımız işlemin aynısını yapıyoruz. Kenar ilmeğinden sonra 1, 2, 3, 4. 4 tane ilmeğimi 2, 4, 5 kenar ilmeğiyle birlikte 5 tane ördüm. Sıradaki ilmeğimi örmeden aldım, bir düz ördüm. Örmeden aldım, bir düz ördüm. 1-2 tane oldu. Bir kez daha örmeden aldım. Ve şimdi 3 tane düz ilmek örüyorum. Bakın ikinci ilmeğim yine bu ortaya denk geliyor. Örneklerinizi bu şekilde ayarlayabilirsiniz. 3 tane düz ilmeği ördükten sonra bir aldım, bir ördüm. Bir örmeden aldım, bir ördüm. Yine bir örmeden aldım ve bir ilmek ördüm. Kenarda kalan ilmeklerimi de örüyorum. Kenar ilmeğiyle birlikte toplam 5 tane kenarda düz ilmeğimiz olmuş oluyor. Arka tarafta yine yaptığımız işlemleri tekrar ediyoruz. Ördüklerimizi örüp örmediklerimizi atlıyoruz. Videomuz fazla uzun olmasını istemediğim için bu modeli hemen videoyu durdurup tamamlayıp dönüyorum. Bakın son modelimizi de bu şekilde tamamladım. Gerçekten çok güzel bir model. Ben çok beğendim. Umarım sizler de beğenirsiniz. Sizler de denersiniz. Yapmak isteyen arkadaşlara şimdiden kolay gelsin diyorum. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize çok iyi bakın.